Silahlı kuvvetleri, askeri... Cimre'deki sıcak çatışmalar buradan... Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yani Gazi... Şu anda bizim de hissettiğimiz şey... Merhaba, ben Gülben Başşehit. Saat 13 bülteniyle ulusal kanal ekranlarında sizlerle birlikteyiz. Başlayalım. Şırnak ve Kastamonu'da askerleri taşıyan araç devrildi. 4 Mehmetçik şehit oldu. Şırnak'ın Silopi ilçesinde askeri araç devrildi. Şehit Ercümen Türkmen kışlasına giden zırhlı askeri araç ilçe girişinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kazada bir asker şehit oldu, 20 asker yaralandı. Bir kaza haberi de Kastamonu'dan geldi. Trafik kazası sonucu 3 komando uzman erbaş şehit oldu. Uzman onbaşılar Emre Tarlacı, İsmail Doğan ve Enes Sertkaya için Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı'nda tören yapıldı. Tarlacı'nın naaşı Karaman'a, Doğan'ın naaşı Afyonkarahisar'a, Sertkaya'nın naaşı da Elazığ'a gönderildi. Türk Silahlı Kuvvetleri Şırnak'ın Gabardağ bölgesinde bahar hazırlığı yapan PKK'ya nefes aldırmıyor. Düzenlenen operasyonlarda yüzlerce silah mühimmatı ve yaşam malzemeleri de ele geçirildi. Komandolar zorlu kış koşullarında nefes aldırmadığı teröristlere bahar aylarında da aman vermiyor. Bahar hazırlığı yapan PKK'ya Şırnak'ta operasyon yapıldı. Gabardağ bölgesinde bölücü terör örgütüne ait yaklaşık 1700 ağır silah mühimmatı, 2 otobüs mühimmatı, çeşitli silahlara ait yedek parçalar, bir tuzaklanmış bomba, 19 tüp ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor. Türk İş Başkanı Ergün Atalay, tank palet fabrikasının özelleştirilmesinin getireceği krize dikkat çekti. Şartnamenin henüz açıklanmadığını hatırlatan Atalay, Ankara'ya altın hisse, söz ve yetki bizde olsun diye seslendi. Yabancı sermayeye karşı falan değiliz. Özel sektöre karşı falan değiliz. Biz 100 senedir tankı Almanlardan alıyoruz. Sen o sektörün mensubusun. Hatta öyle bir noktaya geldi ki Almanlar bundan 15 sene evvel hatırlarsınız terörle mücadelede kullandırmadı bize. Dedi ki kullanamazsınız benim tanklarımı. Şimdi biz obüs topları yapıyoruz orada, mükemmel toplar ama satma imkanımız yok, patenti yok elimizde. Yabancı sermaye gelsin, özel sektör gelsin, para yatırsın, beraber yapalım. Ama tek benim talebim şu, 51'i bizde olsun, altın ise bizde olsun, söz bizde olsun, yetki bizde olsun. Kimde olsun? Milli Savunma Bakanlığı'nda olsun, devlette olsun. İşçi de Milli Savunma Bakanlığı'nın personeli olsun. İki tane kelime benim söylediğim. İşin talebi de bu. Benim talebim de bu. Doğrusu da bu. Şimdi burada Altay tankına, işte bu yakın sınırımızda olanları yaşıyorsunuz beraber. Yani sıkıntı devam ediyor. Biz burada oturalım diye her gün dört tane görenin görevlisi can veriyor. Biz burada rahat oturalım diye her gün ama. Tanka ihtiyacımız var mı? Var. Bir an evvel bu şartnameyi açıklasınlar. Kim Katar'dır, BMC kimse gelip 40 tanesini bizim fabrikada yapsın. Geri kalan 200 tanesini kendi fabrikasında yapsın. Gitsin kendi fabrikasına. Biz normal tank palette normal işimizi yapmaya devam edelim. Bu Türkiye'nin talebi, bu Türk'ün talebi, bu harbi işin talebi, doğrusu da bu. Yani konuştuğumuz zaman Sayın Cumhurbaşkanı da ifadesinde işçinin burnundan hani bir zarar gelmeyecek, bir sıkıntı yok. Yetki bize diyor ama ben bununla ilgili şartnameyi görmek istiyoruz. Yarın öbür gün burada işte Milli Savunma Bakanlığı'ndan 3-5 kere ben görüştüm. İşte Bayram Bey görüşüyor. Yani burada kısa özü şu. 51'i Milli Savunma Bakanlığı'nda olsun, yetki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde olsun. 49'da yabancı. PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den CHP İYİ Parti ortaklığına destek gelmeye devam ediyor. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş tutuklu bulunduğu Edirne cezaevinden yerel seçimlerle ilgili çağrı yaptı. CHP ve İYİ Parti'yi desteklediklerini itiraf eden Demirtaş, Batı'da CHP ve İYİ Parti'ye rağmen onların adaylarına destek vereceğiz dedi. Yerel seçime günler kala HDP'li isimlerden CHP İYİ Parti ittifakına destek açıklamaları gelmeye devam ediyor. Tutuklu olduğu Edirne cezaevinde HDP yakınlığıyla bilinen Yeni Yaşam gazetesine konuştu Demirtaş. Sizi tarihin çöp sepetine yollamak için Batı'da CHP ve İYİ Parti'ye rağmen onların adaylarına destek vereceğiz dedi. Bazı yerlerde yereller ortak liste çalışması yapmıştır. HDP'den bir destek açıklaması da eş genel başkan Sezai Temelli'den geldi. Sezai Temelli katıldığı bir radyo programında CHP listelerinde HDP'lilerin, HDP listelerinde ise CHP'lilerin olduğunu söyledi. Doğru anlamak için soruyorum, CHP listesinden bir HDP'li belediye meclis üyesi olabilir mi herhangi bir yerde?
Evet evet yerellerde tersinin olduğu yerler de vardır ama şimdi bütün yerellere de hakim değilim ben. Bazı yerlerde yereller ortak liste çalışması yapmıştır. Orada CHP öndeyse CHP'de ya da başka bir parti öndeyse orada yereller ortaklaşmıştır. Vatan Partisi adayları Türkiye'nin dört bir yanında yerel seçim maratonunu sürdürüyor. Hatay, Aydın ve Denizli'deki adayların seçim çalışmalarını ekranlarınıza getiriyoruz. Keskin bir şekilde artık üretim ekonomisine geçmemiz lazım. Vatan Partisi adayları dört koldan çalışmalarına devam ediyor. Vatan Partisi Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Yunus Özgür Yıldırım, Antakya Belediye Başkanı adayı Mehmet Çokluk ve Defne Belediye Başkanı adayı Leyla Erk esnafı ziyaret etti. Bir kere denemek lazım. Bize iş lazım, iş. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı adayıyım. Doğru. Ama bu Büyükşehir yasası köyleri öldürür. Çok net söylüyorum. Ya zaten iş başını alıp gitmiş, köylerini öldürdü. Hayvancılığı öldürdü, hepsi de öldürdü. Adaylar ardından Antakya ve Defne içlerine hizmet veren toptancı haline geçti. Çerçöp içerisinde ve yıkılmış bir vaziyette. Bu bugünün bir sorun değil, yıllardan beri burası bu şekilde. Yıldırım nüfusu 700 bini aşan iki ilçenin meyve ve sebze ihtiyacını karşılayan toptancı hali için hazırladıkları projeleri anlattı. Kimsenin mandatını düşürmeden bu iş çözülmez. Başarılarınızın devamını dilerim. Aday çalışmaları Aydın'da hızlandı. Vatan Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Yalçın Büyükdağlı ve Didim Belediye Başkanı adayı Deniz Pekşen, turizm ilçesi Didim'de seçim çalışması yürüttü. Adaylar ilçe esnafını ve bazı medya kuruluşlarını ziyaret etti. Kağıttan dolayı herhalde büyük sıkıntı çekiyorsunuz. Sıkıntı kağıtta da var, kalıpta da var, yani boyada da var, her şeyde var. Didim'de böyle farklı sesler her zaman şey iyidir. Büyükdağlı, Didim'de gördüğü ilgiden memnun. Ben çok mutluyum ve burada Vatan Partisi programıyla, yerel politikalarıyla olumlu bir sonuç alacak ve kök salmaya devam ediyoruz. Pekşen de Didim seçmeninin sandıkta yapacağı tercihten çok umutlu. Aday oluşumuz, aday çıkartımızın en önemli nedeni toplumu seçeneksiz bırakmamak içindi. Bu o ittifaklara, şehir ittifaklarına karşı güçlü bir aday profili çizmekti amacımız. Bu görüntülerde Denizli'den. Vatan Partisi Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mustafa Güleç, Denizli Barosu'nu ve CKD'yi ziyaret etti. Güleç, avukatlardan o istedi. Çivril mesela ayçiçeği elinde patlamış. Çivril 3 liraya ayçiçeği satacağım diye. Kıvranıyor. Baro Başkanı Müjdat İlhan da Atatürkçü adaylara ihtiyaç olduğunu söyledi. Güleç'in dernek ziyaretine Merkez Efendi Belediye Başkanı adayı Elif Çobanoğlu ve Pamukkale Belediye Başkanı adayı Müzeyyen Susar da eşlik etti. Çalışan kadınlarımızın çocuklarını her mahalleye bir kreş açarak onları ücretsiz barındıracağız. Bu görevleri yerine getirmek için önümüzde hiçbir engel yok. Sadece zihniyet. Biz bunu yapmak istiyoruz dediğiniz anda her tür hizmeti yapabilirsiniz. Güleç, altı oka ve kadının ekonomik bağımsızlığına vurgu yaptı. Kadının başı dik, onurlu, şahsiyetli bir şekilde durabilmesinin bir tek yolu var. Ekonomik bağımsızlığını kazanmış olması lazım. Vatan Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Profesör Doktor Tülin Oygür seçimlere sayılı gün kala Mamak ve Bahçeli Evler'de cadde mitingleri düzenledi. Rantçılarla talancılar arasında tercih yapmayanların Vatan Partisi'ni seçmesini isteyen Oygür, kirli siyasetten halkın bıktığını söyledi. Böyle bir programa sahip değiller. Belediye hizmetlerini belediye kendi kurumlarıyla yapacak. Elde ettiği karı halkıyla paylaşacak. Seçimlere bir hafta kaldı. Tülin Oygür de Ankara'da mitinglere başladı. Ankara'nın Anıtkabir dışında hangi bölgesine gittiğinizde kendinizi bir devrimci cumhuriyetin başkentinde hissediyorsunuz? Vatan Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Profesör Doktor Tülin Oygür, Mamak ilçesinde ve Bahçeli Evler semtinde yurttaşlarla buluştu. Cadde mitinginin yapılacağı alana yürüyerek giden Oygür yoğun ilgiyle karşılaştı. Vatan Partisi'ni anlayan, anladığını bildiren bu bakışlar var. Bu gözlerle biz temas ediyoruz. Kurulan platformda Mamaklılara seslenen Oygür, rantı, talanı bitireceğinin sözünü verdi. Gelin yerel seçimler şu önümüzdeki süreçte de biz bunu anladık diye tokat gibi bir cevap verin bu sisteme. Bu sistemin patronlarına 31 Mart günü oylarınızla hitap edin. Durun deyin.
Profesör Oygür'ün Mamak'tan önceki durağıysa Bahçeli Evler'di. Ankara'nın en hareketli semtlerinden Bahçeli Evler'de 7. caddede halka hitap eden Oygür'e burada da ilgi büyüktü. Mustafa Kemal'in askerleri. Kirli siyasetten halkın bıktığını belirten Oygür, sömürü sistemine karşı ayağa kalkın çağrısı yaptı. Oylarınız üzerindeki ipotekleri kaldırırız. Namus, evet, demokrasinin namusu sandıktır diyoruz. Bu sandığa gitmek anlamında değildir arkadaşlar. Sandığın önünde vücut bulmak değildir bu sözün anlamı. Bu sözün anlamı vicdanına göre oy kullanmaktır. Vatan Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doktor Rifat Mutlu, Küçük Menderes Havzası'nda seçim ziyaretlerini tamamladı. Mutlu, ziyaret kapsamında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Torbalı Şubesi, Torbalı Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Torbalı Ticaret Odası ve yerel gazeteleri ziyaret etti. Seçime az bir zaman kala Vatan Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doktor Rifat Mutlu seçim gezilerini hızlandırdı. Nasıl işler? İyi. Mutlu'nun seçim gezilerine Vatan Partisi Torbalı Belediye Başkan Adayı Muzaffer Yıldırım da eşlik etti. Mutlu ve Yıldırım seçim gezileri kapsamında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Torbalı Şubesi, Torbalı Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Torbalı Ticaret Odası ve yerel gazeteleri ziyaret etti. Vatan Partisi'nin politikalarını anlattı. Yani biz öncelikle tabii ki sanayi yatırmalı ama insan odaklı bir büyükşehir belediye yönetimi olması lazım. Mutlu ziyaret ettiği yerlere karikatürlerle anlattığı Mutlu İzmir programını bıraktı. Vatan Partisi'nin yerel politikalarını anlattı. Çocuğun tabii hayalinde şey var. Burada da hani söz edildiği gibi, gösterimin çalışıldığı gibi. İyi bir ailesi olsun, kendisine bisiklet versin. Hani şeyde onu o çocukların hayaline tabii biz İzmir'imizin gerçekten gerçekleştireceğine inanıyoruz. Böyle bir programda. Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdülvahap Olgun, Mutlu'nun karikatürlerle anlattığı Mutlu İzmir programını yaratıcı buldu ve Mutlu'ya başarılar diledi. Uğurlu olsun. Sağ ol. Başarılar diliyorum. Sağ ol. Tebrik ediyorum. Siz alın. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim çalışmaları kapsamında Artvin'de konuştu. Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik çıkmaza dikkat çekti. İşsizlik sorunu. 8 milyona yaklaşan işsizimiz var. 8 milyona yaklaşan. Geçmiş seçimlerde AK Parti'ye oy veren kardeşlerime seslenmek istiyorum. 17 yıl bunları omuzlarında taşıdın. 17 yıl. Peki 17 yılda ne yaptı? Her bir vatandaştan vergi aldı. Her bir vatandaştan. Alır mı alır? Yasa mı? Evet, yasa onun öngörüyor. Ne kadar aldı? 17 yılda 2 trilyon dolar vergi toplandı. 2 trilyon dolar. Hiçbir hükümetin Cumhuriyet tarihinde hiçbir hükümetin toplayamadığı vergilerden daha fazla vergi topladılar. Sonra 70 milyar dolarlık özelleştirme yaptılar. Şeker fabrikası, SEKA kağıt fabrikaları, Eti Banklar, Sümer Banklar ne varsa sattılar. 70 milyar dolar. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte sandığa giderken artık yeter demeniz lazım. O zaman geliyorum. Amerika Birleşik Devletleri destekli darbe girişimine karşı halkıyla kararlı duruş sergileyen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, istifalarını veren bakanlara teşekkür etti. Maduro, yeni kabinenin yakında açıklanacağını duyurdu. Caracas'ta düzenlenen mitingde konuşan Maduro, Trump ve palyaçolarının giriştiği darbe girişimi çöktü, dedi. Amerika'nın siyasi ve ekonomik baskılarına karşı Venezuelalılar savunmada, halk sokaklarda. Washington'ın desteğiyle kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun özel kalem müdürü, terörizmi teşvik etmek suçlamasıyla gözaltına alındı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve yönetimini destekleyen binlerce kişi terörizme karşı yürüyüş düzenledi.
Maduro, Başkanlık Sarayı, Miraflores önünde toplanan halka seslendi. Önce istifasını veren bakanlara teşekkür etti. Yeni kabineyi en kısa sürede açıklayacaklarını söyledi. Barışın garantisi biziz diyen Venezuela Devlet Başkanı Amerika'ya sert mesajlar verdi. Trump'ın ve palyaçolarının giriştiği darbe girişimi çöktü dedi. Savaştayız. Kimse nöbeti bırakmayacak. Galibiz, mutluyuz, birlik içindeyiz ama gözlerimiz her zaman açık. Chavezci halk, barışın, ülkenin egemenliğinin ve demokrasinin en büyük garantisidir. Bizim askeri ve sivil ittifakımız bu yürüyüşü yapmamızı sağladı. Maduro, ülkede karışıklık çıkarılması amacıyla farklı Latin Amerika ülkelerinden suçluların ülkeye giriş yaptıklarını tespit ettiklerini söyledi. Venezuela Devlet Başkanı Maduro, sorumluların tamamının yakalanacağının ve adalete teslim edileceğinin altını çizdi. Alman Hugo Boss firmasının İzmir fabrikalarında işten çıkarmalar sürüyor. Sendikalı işçiler bu hafta da işten çıkarıldı. Hugo Boss firması 1 Ocak'tan bu yana 150 işçiyi sendikalı oldukları için kapının önüne koydu. Firmanın 2011 yılından bu yana işten attığı emekçi sayısı 1000'e ulaştı. Ellerinde ay yıldızlı bayraklar, üstlerinde sendika önlükleri. Yine Hugo Boss, yine işten atılmalar, yine eylem. İlik düğme operatörüyüm. Bir de artı ütü yapıyordum. Niçin çıkarıldınız? Sendikalı olduğum için işten çıkarıldığımı. 2011'den bu yana 1000 emekçinin işten çıkarıldığı Hugo Boss'ta sadece son 3 ayda 150 işçi kapı önüne konuldu. Ne zaman çıkarıldı? Geçen hafta. Niçin çıkarıldı? Sendikalı olduğum için. Çeşitli bahanelerle, yalan şahitlerle işten atılıyorum. Bu nedir o bahaneler? İş yerinde herkesin psikolojisini bozuyormuşum. Benden rahatsız oluyorlarmış. Bana söylenen bu. İzmir'deki Ege Serbest Bölgesi'nde faaliyetini sürdüren Alman firma Hugo Boss son bir hafta içinde 2 emekçinin daha işine son verdi. Çeşitli nedenler öne sürülse de işten çıkarılma gerekçelerinin arkasında sendikalaşma yatıyor. Ne zaman işten çıkartıldınız? Geçen hafta çarşamba günü işten ayrıldım. Ne zamandır bu iş yerinde çalışıyordunuz? 14 yıldır Hugo Boss'ta çalışıyorum. Liderde kazanacağız! Henüz işten çıkarılmadım ama geçtiğimiz çarşamba günü benden bir kat, sadece bir kat iş için eksik serdiğim için benden savunma istediler. Ben İşkur'la başladım. 6 aylık bir süreç içindeydi ama 2 aylık deneme sürecinin içinde yani yapamıyorsunuz diye işime son verdiler. Gerekçesi neydi? Performans dediler ama hiç alakası yoktu aslında yani. Sizce peki gerekçesi ne? Sendikal. Teksif Sendikası serbest bölge önünde vardiya değişimi sırasında eylem yaptı. Sendika Eğitim ve Teşkilatlanma Sekreteri Ersin Çelik Hugo Boss yönetimini uyardı. Hugo Boss ne kadar lüks bir marka olursa olsun Hugo Boss yönetimi işçi düşmanıdır. Biz de toplu sözleşme masasına oturacağız. İşten atılan bütün arkadaşlarımız Hugo Boss yönetimi seve seve işi geri alacak. Bunun başka yolu yok arkadaşlar. Teksif Sendikası 8 yılda 1000 işçinin çıkarıldığı Hugo Boss'u Almanya'da da protesto edecek. Emekçilerin eylemine Vatan Partisi de destek verdi. Hugo Boss burada teksif sendikamızı ve işçilerimizi affe almasın. Biz eğer kararlı birlik beraberlik içerisinde mücadelemizi sürdürürsek burada barınmaları kalmaları bile mümkün değil. Peki kaç yıllık çalışansınız? 5,5 yıldır. Tazminatınızı alabildiniz mi? Yok, hayır. Ne yapacaksınız şimdi? Dava açacağım. Hakkımı arayacağım sonuna kadar. Başaracağıma da inanıyorum. Dışarıdan göründüğü gibi değil. Kesinlikle içerinin atmosferi çok farklı yani. Çok baskı var içeride. Yani tuvalet ihtiyacımız dahi izinle gitmemizi istiyorlar. 4200 işçinin çalıştığı Hugo Boss fabrikasında 1000'den fazla işçi sendikalı. Daha önce 60 kişinin işten çıkarıldığı Düzce Cam Fabrikası'nda 7 emekçi daha Kristal İş Sendikası'na üye oldukları için işten çıkarıldı. İşçiler fabrikanın önünde eylem yaptı. Eyleme Vatan Partisi de destek verdi.
60 kişi işten çıkarıldı. Son olarak 7 emekçinin daha işine son verildi. Emekçilerin kıyıma uğramasının sebebi ise anayasal haklarını kullanmaları oldu. Siyasi iktidara söylüyoruz. Bu sözlerinizi tutun. Haksızsak bize suçlu çıkarın. Haklıysak da sahip çıkın. Düzce Cam Fabrikası'nda sendikaya üye olan emekçileri işten çıkarmalar sürüyor. Gün gelecek, devam dönecek. Düzce Cam işçiye hesap verecek. Böyle işverenler Türkiye'de karlarına kar katarken çalışanlarına sadece ve sadece ölmeyecek kadar para. Çünkü birçoğu hükümetin vermiş olduğu asgari ücreti dahi vermiyor. 7 emekçi daha Kristal İş Sendikası'na üye olduğu için işten çıkarıldı. İşverenlere güzel cennet, bize ise cehennem. Böyle bir sistem yok. İşçiler ve Kristal İş Sendikası Genel Başkanı Bilal Çetintaş fabrika önünde eylem yaptı. İşçilerin yasal hakkını kullandıkları için işten çıkarıldığına vurgu yapan Çetintaş bu suç değil dedi. Susma aykırı sendika hakkı. İşimizin bir tek istediği var. Biz elbette ki çalışacağız. Biz çalışmak için geliyoruz. Evimize ekmek götürmekten yanayız. Ama bizim örgütlü olduğumuz sendikamıza kavuşmamız için engel olmayın. Seslerini duyurmaya çalışan emekçilerin eylemine Vatan Partisi Düzce Belediye Başkanı adayı Fethi Sönmez de destek verdi. Mücadeleniz mücadelemiştir. Sağ olun. Size de başarılar diliyorum. Yıllar önce ev sahibi olmak istediler. Belediye öncülüğündeki inşaat firmasına güvenip ev aldılar. Taksitleri bitti ama evleri bir türlü teslim edilmedi. İstanbul Esenyurt'taki konut mağdurları bu kez Cevizli Bağ'da bulunan Yeşil Holding önünde eylem yaptı. Seslerini duyurmak isteyen yüzlerce kişi yine muhatap bulamadı. Annem babam ben büyüyünce o evi kullanmam için aldı ama. Nil 8 yaşında. Anne ve babası Nil dünyaya gelmeden önce ev aldı. Daha doğrusu aldıklarını sandılar. Yıllarca çalışıp çabalayıp evin taksitlerini ödediler. Bu arada Nil dünyaya geldi ve büyüdü. Ancak anne babası satın aldıkları eve bir türlü kavuşamadı. Sayıları hızla artan konut mağdurları bu kez mağduriyetin yaşandığı yere Yeşil İnşaat'ın önüne geldi ve içinde çocuklar da vardı. Merhabalar. Merhaba. Annemle biz buraya geldik evimizi almak için. Evinizi almak için geldiniz. Kaç yıldır bekliyorsunuz biliyor musun? 15. Yıllardır seslerini duyurmaya çalışan ancak karşılarında ne inşaat şirketinden ne devletten bir yetkili bulamayan konut mağdurları yine eylemdeydi. Bu kez İstanbul Cevizli Bağ'daki Yeşil Holding önünde toplandılar. Yıllarca bekletilen mağdurların artık takati kalmamıştı. Kimi sinir krizi geçirdi, kimi bayıldı. Bu kadar eylem yapılıyor. Aylardır bu insanlar sokaklardalar. Bu işin baştaki yetkilisi olduğu düşünülen Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan tek bir ses gelmiyor. Bu işin içerisinde olduğu ifade edilen Esenyurt Belediyesi'nden tek bir tepki gelmiyor. Belediye burada garantör olarak bize güven vermiştir. Bizim belediyemize güvendik ve dairelerimizi verdik. 30 ayda teslim olacaktı. Fakat 10 sene geçmesine rağmen dairelerimiz yok ortada. Ne olacağı da belli değil. 10 yıldan beri mağduruz. Belediye güvendik. Belediye bize garantör oldu. Ama hiçbir şekilde bize yardımcı olmuyor. İstanbul Esenyurt'tan yıllar önce ev alan vatandaşların konutları aradan yıllar geçmesine rağmen bir türlü teslim edilmedi. Üstelik çoğunun inşaatına dahi başlanmadı. Alttan alınan paraları götürdüler. Başka yerlerde yatırım yaptılar. Yani paralar bir iflas etmedi adam. Baştan savuyorlar bizleri. Kimse destek olmuyor. Teyzemle konuşuyorum. Teyzem diyor ki benim emekli maaşımı şu an diyor krediyi çektim diyor. Oraya diyor gidiyor. Ben diyor şu an yiyecek bir şey bulamıyorum diyor. Ve ciddi bir şekilde mağdurum. Ne Yeşil İnşaat buraya defalarca geldi. Karşımıza dahi çıkmıyor. İstanbul'da sayıları 60 bine ulaşan konut mağdurları bu kez muhatabın yanına Yeşil İnşaat'ın sahibi Engin Yeşil'in holdingine gitti. Yine muhatap bulamadılar. Gerçekten diğer arkadaşların da söylediği gibi hiçbir muhatap bulamıyoruz. Bunca senedir nasıl hala bu inşaatı bitiremediler? Hiçbir açıklama yok. Mağdurlar muhatap bulmak için Yeşil İnşaat'ın önüne geldi. Engin Yeşil'le görüşmek istedi ancak yine muhatap bulamadılar. Nerede bu vicdanları? Yani buradaki binlerce mağdur var. On binlerce konut mağduru sorunlarına bir an önce çözüm bulunmasını bekliyor. Yine de kazanacağız.
Pakistan Milli Günü'nde Türkiye-Pakistan dostluğuna vurgu yapıldı. Pakistan Büyükelçisi Muhammed Gazi, benzeri olmayan bir ilişkinin keyfini çıkarıyoruz dedi. Pakistan Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Gazi, Hindistan'la yaşadıkları gerilime ilişkin mesajlar da verdi. Pakistan zindabad, Pak-Türki dosti zindabad. Türkiye-Pakistan dostluğuna vurgu yapıldı. Hindistan gerilimine ilişkin önemli mesajlar verildi. Pakistan Milli Günü Ankara Büyükelçiliği'nde kutlandı. Pakistan Büyükelçisi Muhammad Saad Uazi'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte önce bayrak çekme töreni yapıldı. Çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlikte Pakistan Büyükelçilik Okulu öğrencilerinin müzik dinletisi büyük beğeni topladı. Dinletinin ardındansa pasta kesildi. Pakistan ek bar phir khitte mein peshraft pesh maujooda surat hal ke baais mushkil dozar mushkil. Etkinlikte konuşan Büyükelçi Uazi, Türkiye-Pakistan dostluğuna vurgu yaptı. 30 yıl önce, aaj hi ke din barre sagir ke musalmanon ne ek azad vatan ki karardad pesh ki jahan wo apne dini ikhlaqi. Pakistan Büyükelçisi Uazi, İslamabad Yeni Dehli hattındaki gerilime ilişkinde önemli mesajlar verdi. Nahi kar sakti, nuksan nahi pahuncha sakti. Aaj ki is khoobsurat taqreeb mein apne Turk bhaiyon aur doston ka main dil. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İsrail'in Suriye'ye ait Golan Tepelerini işgalini meşru gösterme çabalarına Irak'tan da tepki geldi. Trump'ın ifadelerine sert tepki gösteren Bağdat yönetimi durumun kabul edilemeyeceğini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail işgali altındaki Suriye'ye ait Golan Tepelerini İsrail'in parçası olarak ilan etme çabasına tepkiler gelmeye devam ediyor. Son açıklamada ABD'nin özgürlük vaadiyle işgal edip yüz binlerce insanın ölümüne ve ülkenin bölünmesine neden olduğu Irak'tan geldi. Bağdat yönetimi Trump'ın İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri ile ilgili ifadelerine sert tepki göstererek durumun kabul edilemeyeceğini duyurdu. Açıklamada Irak, Golan Tepeleri, Filistin ve özellikle Kudüs'ün işgal edilmesinin üzerinden belli bir sürenin geçmesinin oradaki işgalcilere meşrutiyet verileceği anlamına gelmediğini teyit eder ifadesine yer verildi. Türkiye'nin en soğuk, en fazla kar yağışı alan illerinden biri olan Ağrı'da karla mücadele sürüyor. Ekipler kardan dolayı kapalı olan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kış mevsiminin çetin geçtiği Ağrı'da kapalı yolların açılması için çalışma sürüyor. Ekipler yer yer 4 metreyi bulan kar kalınlığıyla mücadele ediyor. Gültepe, Yeltepe, Kanılıköy ve Bağlı Mezra yollarında çalışan ekipler çok sayıda yolu ulaşıma açtı. Özellikle ilçemize bağlı Yeltepe, Gündoğdu köyleri rakım yüksek olduğu için karla mücadelede sürekli yollar kapanmaktadır. Yüksek rakımlı köy, mezra ve yayla yollarını açma ya da genişletme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Özel idare ekipleri olarak köy yollarını bitirdik. Şimdi yer yer 4-5 metreyi bulan karla mücadelemiz sürüyor. Burası da Ardahan Ardanuç mevki. 4 aydır ulaşıma kapalı. Çığ riski bulunan ve trafik yoğunluğu olmaması sebebiyle ulaşıma kapalı tutulan yolu açmak için karayolları ekipleri yoğun çalışma başlattı. Ekipler hem Ardahan hem Artvin yönünden çalışma yürütüyor. Bahar mevsimine rağmen bölgedeki tipi ve kar yağışı ekiplere zor anlar yaşatıyor. Meteorolojiden peş peşe uyarılar geldi. Doğu Anadolu'da yoğun kar, Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli sağanak, Ege'nin güneyinde ve Akdeniz'de fırtına, iç ve batı kesimlerde ise don bekleniyor.
kar, sağanak, fırtına, don. Meteoroloji uyardı. Yurdun doğusunda özellikle Hakkari, Bitlis, Muş'ta Batman'ın kuzeyi Sason, Siirt'in doğusu Pervari, Eruh ve Şırnak'ın doğusunda Beytüşebap, Uludere'de yoğun kar yağışı etkili olacak. Ülkemizin güneydoğu kesimlerinde bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak görülecek. Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak ve Şanlıurfa çevrelerinde sağanak gece saatlerinde daha da şiddetlenecek. Marmara'nın güneydoğusunda hafif, İç Ege, göller yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri içinde buzlanma ve dona karşı vatandaşlar uyarıldı. Güney Ege, Akdeniz bölgesi ve İç Anadolu'da fırtına bekleniyor. Ulaşımda aksamalar olabilir, çatı uçması, ağaç ve direkler devrilebilir. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 5 ile 9 derece düşeceği tahmin ediliyor. Havaların ısınmasıyla birlikte Çıldır Gölü'ndeki buzda balık avcılığı sezonu da sona erdi. Balıkçılar buzların yavaş yavaş erimesi sebebiyle son ağlarını gölden çekti. Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan, kış aylarında Eskimo usulü balık avcılığının yapıldığı bu gölde artık sezon bitti. Bismillah. Bismillah dedim sen. Şimdi kimin abisi gelmiş ya sen? Görüntüler Çıldır Gölü'nden. Göl yüzeyindeki buz tabakası ilkbahar mevsimiyle erimeye başladı. Kış mevsiminde buzları kırarak avcılık yapan balıkçılar son ağlarını gölden çekti. Şu anda sezonun sonudur. Yani buzun üzerinde son ağlarımızı çekiyoruz. Evet. Bundan sonra artık gölün üzerine çıkma riskli olur, sakıncalı olur. Evet. Sezon bu yıl daha uzun sürdü. Batının denizi ne kadar güzelse bizim burada buzun üzerinde ağ çekmemiz de bizim için o kadar güzeldir. Çünkü bu coğrafi şartlarda yetiştiğimiz için bir de ata yurdu. Biz birinci ayın onunda başlamıştık. Balıkçılar Nisan ayının ortalarına doğru teknelerle balık avlayacak. İnşallah Nisan'ın en geç 10'unda 15'inde teknelerle çıkacağız. Tekrar balıkçılığa başlayacağız. Türkiye'nin milli sualtı sporcusu, dünya rekortmeni serbest dalgıç Bilge Çingi Giray ikinci rekor denemesini kadınlar için yapacak. Çingi Giray öğretmenlik, turist rehberliği ve anne olmasının yanı sıra Guinness Dünya Rekorlarına göre tek nefeste su altında en uzun yürüyen kadın unvanını da aldı. Büyük azmiyle su altı sporunda Türkiye'ye başarılar kazandırıyor. Serbest dalgıç Bilge Çingi Giray hem öğretmen hem bir anne hem rekortmen bir su altı sporcusu. Çingi Giray, Guinness Dünya Rekorlarına göre 2017'de tek nefeste su altında en uzun süre yürüyen kadın unvanına sahip. İkinci rekor denemesini ise kadınlar için yapacak. Aslında bu branşta sadece erkekler deneme yapıyordu o sene. Ve ben de erkekler rekoruna başvurmuştum. Kadınlar için bir kategori açmayı önerdiler bana. Ve bir alt limit koydular 40 metre. Ben de bu 40 metreyi 67 metre olarak geliştirdim. Milli sporcumuz 2017'de 67 metre yürüyerek rekorlar kitabına adını yazdırdı. Rus milli sporcu Marina Kazankova'nın 69 metrelik rekorunu kırabilirse bu yeni rekoru Türk kadınlarına armağan edecek. Hedefim 81 metreye ulaşmak ve eğer bu rekoru kırabilirsem 81 ilde yaşayan tüm kadınlarımıza armağan edeceğim bu rekoru. Hala milli sporcu olan, serbest dalış ve yarışmadığı branşlarda da milli takım antrenörü olarak çalışmaya devam eden Çingi Giray, Tekirdağ'da bir ortaokulda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapıyor. Dünya ve Türkiye dereceleri elde eden milli sporcumuz 4 yaşındaki oğlunu büyütmek için spora 2 yıl ara verdi. Çingi Giray serbest dalışta kült bir film olan Big Blue filminin çekildiği Amorgos Adası'nda dalış yapmayı da istiyor. Güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlendiği yer olarak bilinen Nemrut Dağı, yoldaki kar temizleme çalışmasının ardından turizm sezonunu açtı. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan 2206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı ziyaretçi kabulüne başladı. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan 2206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı, yoldaki kar temizleme çalışmalarının ardından turizm sezonunu açtı. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan Nemrut Dağı ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Çok beğendim. Nemrut'u çıkmak istiyordum. Bu yaşımda çıkabildiysem herkes çıkabilir. Gayet güzel. Kendimi kuş gibi hissediyorum. Çok güzel. Nefis.
güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlendiği yer olarak bilinen Nemrut Dağı'na ziyaretçiler hayran kalıyor. İlk defa bu taraflara geliyorum. Bayıldım. Her şey çok güzel. Şimdi... Son bir haftada binden fazla ziyaretçinin geldiğini dile getiren Nemrut Dağı Milli Parklar Şefliği görevlisi Bilal Mente, Şanlıurfa Göbekli Tepe'ye giden ziyaretçilerin geliş veya gidişlerinde mutlaka Nemrut Dağı'na uğradıklarını belirtti. Herhalde yaşı kar olan yerde ya da belki arka tarafa düştüyse arkada kaldı. Kayseri'de ilmek ilmek halı dokuyan kadınlar gelişen teknolojiye rağmen halı dokumacılığını sürdürmeye çalışıyor. Emekçi kadınlar hem aile bütçesine katkı sağlıyor hem sanatlarını kuşaktan kuşağa aktarmanın mutluluğunu yaşıyor. Türk kültüründe tarih boyunca vazgeçilmez bir yeri olan halı dokumacılığını devam ettirmeye çalışıyorlar. Hiç kalkmadım daha. Küçüklükten belli oturdum daha hala dokuyorum. Kayseri'nin Hacılar ilçesinde bir araya gelen 5 kadın unutulmaya yüz tutmuş halı dokumacılığını gelişen teknolojiye rağmen ayakta tutuyor. Geleneklerimizi, kültürümüzü yaşatmaya uğraşıyor bizler. Emekçi kadınlar hem aile bütçesine katkı sağlıyor hem sanatlarını kuşaktan kuşağa aktarmanın mutluluğunu yaşıyor. Eşim emekli oldu ama geçim şartları biraz uğraştırıyor. Malülden oldu o da. Onun için çalışmak istiyorum. Severek yapıyorum. Sevdiğim için de eşim sağmıyor. Dizlerimde platin var. Gitme diyor ama sevdiğim için ayrılamıyorum. Üstelik kadınlar kurduğu atölyede bir aile sıcaklığında birbirlerinin derdini ve sevincini paylaşarak çalışıyor. Gündemdeki gelişmeleri aktardık. Mutlu pazarlar.